Bu ülkenin zenginliği, bu ülkenin bereketi, bu ülkenin bolluğu birilerinin cebine boca edilmiş. Peki bize ne kaldı? Bu millete ne kaldı? Bu millete ölüm kaldı. Bu millete sefalet kaldı. Bu millete açlık kaldı. Bu millete dağ gibi yığılmış zehir kaldı. Maalesef tarih boyu devam edecek, yüzyıllarca devam edecek bir çevre felaketinin ilk adımı atılmış oldu dün Erzincan'da. Niye bu örneği verdim? Çünkü bu örnek aslında tam da bir Türkiye yüzyılının fotoğrafıdır. 23 yıllık ceberrut iktidarın tam da bir resmidir bu. Sadece ve sadece baktığı yerde para gören, rant gören, talan gören ve bu milleti istismar etmekten asla ve asla tereddüt etmeyen bir güruh tarafından 23 yıldır bu ülke idare ediliyor. İşte onun için, onlar yüzünden 70 yaşındaki susurluklu benim amcam çöp konteynerlerinden rızkını temin etmeye çalışıyor. Bizler bu kahrolası düzene dur demek için yola çıktık. Başkanlarımız, teşkilat üyelerimiz hep birlikte bu kahrolası düzene dur demek için yola çıktık. Bu ülkede yolsuzluk olmasın, bu ülkede haksızlık, hukuksuzluk olmasın, bu ülkede soygun olmasın. Bu ülkede bolluk bereket olsun, güzellik olsun, kardeşlik olsun, dostluk olsun ve bu ülkenin zenginliği bu ülkenin asil evlatlarının, sizlerin çocuklarınızın cebinde kalsın. Sizin çocuklarınız o maden ocaklarında can verirken o lanet olası yabancı şirketlerin cepleri doldurulup onlarla beraber iktidar ortağı olan bu rezil güruhun gidişine dur demek için siyaset yapıyoruz. Ve gece gündüz yollardayız. Size kalbi şükranlarımı sunuyorum. Çünkü siz de bu cesur kadronun, bu iyi kadronun birer neferi olarak bugün aramıza katılıyorsunuz. Bizler hepimiz burada bir mücadele arkadaşıyız. Aramızda hiç ayrı gayrı yok ve yeni gelen, eskiden olan, başkan olan, olmayan hiçbir fark yok. Çünkü biz bu ülkeye hizmetkar olmak için yola çıkmış cesur kadrolarız. Yüreğinde Allah korkusu, vatan sevdası, bayrak tutkusu ve özgürlük ateşi olan bir kadroyuz. Hepinize kucak dolusu teşekkürlerimi sunuyorum. Böylesine ceberrut bir anlayışın olduğu bir atmosferde hayır dediniz, bizlerle beraber el kaldırdınız, biz de buradayız, bu ülkenin yarınları için sizlerle beraber mücadele edeceğiz dediniz ve bize güç kattınız. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız. Ailemize hoş geldiniz. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Sağ olunuz, var olunuz.